Evet, şimdi depremin yaşandığı ilk günden beri orada olan bir gazeteci yayınımıza bağlanacak. Hüseyin Taha Karagöz, Sayın Karagöz. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhabalar, çok teşekkür ederiz. Siz Adıyaman'dasınız sanıyorum, değil mi? Evet, Adıyaman'dayım şu an. Evet, peki oradaki arama kurtarma çalışmaları tamamen bitti mi? İlk önce bununla başlayalım. Enkaz çalışmalarına başlandı mı? Sizden öğrenelim. Evet, burada arama kurtarma çalışmaları yani resmi bir açıklamayı dayandırmadan söylüyorum elbette. Büyük oranda bitti. Enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Bazı enkazlarda henüz çalışmalar başlamadı çünkü biliyorsunuz savcılık tarafından delil toplanması gerekiyor. Analiz için daha sonra açılacak davaları için savcılıkların incelediği enkazlar üzerinde şu an için şeyler başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Evet. Peki Adıyaman'daki şu an sizin gördüğünüz durum ne? Ben biliyorum siz ilk günden beri zaten deprem bölgesindesiniz. Yayınlar yapıyorsunuz, bize de bağlanıyorsunuz, anlatıyorsunuz ama şimdi 11. gündeyiz. Sizi de çok yormak istemiyorum açıkçası ama oradaki durum nedir Adıyaman'daki? Şöyle ilk günlere nazaran tabii ki de çok daha fazla koordinasyonun olduğunu söyleyebilirim. Artık yavaş yavaş çadır şehirler, konteyner şehirler oturmaya başladı. Sistem oturmaya başladı. Hiç araba trafiğinin olmadığı Adıyaman'da artık sirkülasyon, daha doğrusu normal hayatın emareleri görülmeye başladı. Elbette ki normal hayattan bahsedemeyiz. Ama en azından emareleri gözükmeye başladı. Acil ihtiyaçlar büyük oranda giderildi. Artık şimdi ikincil ve üçüncül ihtiyaçlar giderilmeye başlanılıyor. Büyük bir koordinasyondan bahsedebiliriz. Hemen arkamda da dilerseniz şöyle gösterebilirim. Tabii. Hemen arkamda da Kızılay'ın oluşturduğu burada yemek dağıtım merkezleri var. Hemen arkasında hayırseverlerin kurduğu bir 500 kişilik büyük bir çadır ve yanında ek bir 500 kişilik çadırdan da bahsedebiliriz. Dışarıda açıkta hiçbir vatandaşımızın kalmamasına yönelik bütün çalışmalar büyük oranda tamamlandığını söyleyebilirim. Bir yandan ilaçlar işte hastalara eriştiriliyor. Bir yandan ambulanslar sürekli görüyoruz köylere özellikle yardımın gitmediği veya yardımın gittiği ancak hastaneye gitmesi gereken insanların evinde hizmetine gidiyorlar. Büyük bir koordinasyon var. Yaralar sarılmaya çalışılıyor, acılar dindirilmeye çalışılıyor. Adıyaman'da diğer illere göre çok daha az hasar olduğunu, tabii ki de Adıyaman'da büyük bir hasar var ama Hatay'ı, Defne'yi, Antakya'yı görmüş bir gazeteci olarak söylüyorum bunu. Orada maalesef yıkım çok daha büyük. Adıyaman'da en azından yollar açık, en azından lojistik destek sağlanabiliyor. Nispeten buradaki bu çalışmaların daha düzenli bir süreç içerisinde ilerlemesini elverişli bir ortam olduğundan bahsedebilirim. Evet, şunu sormak istiyorum sana çünkü çok fazla bununla alakalı şeyler duyuyoruz. Sosyal medyada da çok gündemde bu. Adıyaman'da ilk iki gün, üç gün hatta arama kurtarma çalışmaları neredeyse hiç olmadığı söyleniyor. Sen deprem bölgesindesin. Bu yüzden size sormak istiyorum. Şöyle, ilk iki gün hakkında böyle bir şeyi açıkçası teyit edebilirim. Ancak üçüncü gün itibariyle burada çalışmaların başladığını ben de bizzat duydum. Ve az önce genç arkadaşlarla bir araya geldik. Onlar da ifade ettiler. İlk iki gün buraya özellikle çöken viyadükler nedeniyle yardımın ulaşması bir süre almış. Ama AFAD ekipleri ilk gün buradaydı, onu ifade edebilirim. AFAD ekipleri Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaloğlu ile beraber bölgeye geldiler. Hı hı. Arama kurtarmaya çalışmalarına ilk gün başladılar. Ancak bu başlangıcı yaygın bir çalışma olmadığı için ne kadar kabul edebiliriz bilmiyorum. Alet, edevat ve teçhizatların ulaşması da çevre illerden. Bakın burası bir ortak nokta aslında. Maraş'tan, Adana'dan yola çıkan insanlar oradaki yıkımları gördükleri için veya oraya malzeme gönderildiği için buraya erişimde açıkçası bir günlük hatta belki de 1,5 günlük sorun yaşandığını ifade edebilirim. Yani ilk önce Kahramanmaraş ve Hatay'a gönderildi diyorsun daha çok. Ondan sonra Adıyaman'a geçildi.
Ankara'dan, işte Sivas'tan, Karadeniz'den yola çıkan araçlar o bölgelerden geçtiği için gözünüzün önünde enkaz varken Adıyaman'ı belki düşünemeyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk önce şurayı bir kaldıralım diyorsunuz. Bütün gönüllü ekipler için de böyle, sivil toplum kuruluşları için de böyle açıkçası. Dolayısıyla bu il biraz ortada kalmanın bu anlamda dezavantajını yaşamış durumda. Bu anlamda teyit edebilirim. Evet, iki gün için arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyleyebilirim. Ancak yaygın olmadığını da ifade etmek gerekir. Şu an Adıyaman'da mesela çevrende arama kurtarma çalışması yapılan binalar var mı? Yok, onlar zaten ekipler işte ikinci günün akşamından itibaren teçhizatlar buraya ulaştığı zaman 4 gün içerisinde hepsi tamamlandı. Dolayısıyla şu anda zaten büyük oranda bitirilmiştir. Büyük oranda değil, yani şunu ifade edebilirim. Tabii ki de resmi açıklama değil bu ama %99.9 oranında incelenmeyen bir enkaz kalmadı. Çünkü şöyle, enkaz kaldırma çalışmaları yapmanız için enkazı sizin iş makinesi sokmanız gerekiyor. Evet. İş makinesinin girdiği bir enkazda da canlı ya da cansız hiçbir vatandaşımızın cenazesini, bedeninin bulunmaması gerekiyor. Bu anlamda da ben dün akşam kendim bizzat şahit olduğum jandarma ekipleri gerek köpeklerle gerek işte termal kameralarla gerek duvar arkasındaki herhangi bir cismi tespit eden gelişmiş sistemleri var biliyorsunuz. Hı hı. İki defa bütün enkazları taradılar. Tarandıktan sonra enkazda kaldırma çalışmalarına izin veriliyor zaten ve numuneler alındıktan sonra. Dolayısıyla bu anlamda şu anda bir eksiklikten bahsedemeyiz elbette ki. Şu anda her köşe başında Kızılay ekipleri, AFAD ekipleri, çeşitli STK'lar, işte İHA'sından buradaki Beşir Derneği çok yaygın açıkçası. Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda bundan bahsedemeyiz elbette ki. Evet, şunu sorayım bir de. Şu an gördüğüm kadarıyla yıkılmayan bir binanın önündesin. Yani arkanda bir bir bina var. Peki yıkılan binalarda da ihmal araştırmaları devam ediyor, onu söyledin. Şimdi depremde hasar gören evlerle ilgili büyük bir kafa karışıklığı var. Yani eve dönüşler oluyor mu şu anda? Eve dönüş nasıl olacak bölgede? O konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir envanter hazırlıyor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Hafif hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olarak ve bu üçüne ilaveten acil yıkılması gereken olarak 4 kategoride evleri not veriyorlar. Hı hı. Bu anlamda da bazı evler hafif hasarlı olarak kayıtlara geçiyor. Arkamdaki ev mesela, bilmiyorum ben hani hangi puanı aldığını, ancak baktığımız zaman kolon ve kirişlerde gözle görülür bir deformasyon yok. Duvarlar, yani ana taşıyıcı olmayan, izolasyonu sağlayan duvarlarda bazı hasarlar var. Bu eve ne verilmiştir bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla hafif hasarlı olarak görülebilir. Ancak vatandaşın kendi evine güveni yok. Yani girmek istemiyorlar evlerine. Dolayısıyla hafif hasar raporu dahi verilse şu an vatandaşın içi bu anlamda çok şey değil yani. İnsanlar evinin mukavemeti konusunda büyük bir şeye sahip değiller. Özgüvene de. Evet, ben de zaten o yüzden bu soruyu sordum. Yani evet, binalar yıkılmamış gözüküyor ama oradaki bütün vatandaşlar, şimdi tahliye edilen de çok vatandaş var ama oradaki diğer bölgede kalan vatandaşlar mesela çadırlarda mı uyuyorlar şu anda? Konteynerlarda mı? Arabalarda mı halen? Şehri terk etti. Özellikle durumu iyi olanlar şehri terk etti. Kalanlar ailesinden, işte burada yaralı olanlar, işte durumu olmayan insanlar daha çok var. Onlar da konteynerlara, çadırlara yerleştirildiler. Evi sağlam olanlar açıkçası çok girmek istemiyor. Evet, maalesef. Şunu da son olarak sormak istiyorum sana. Orada yıkılan binalardaki ihmal araştırmaları nasıl yapılıyor? Ve kaç gün sürecek bu araştırmalar sence? Bildiğim kadarıyla bütün şehirlerden buraya dönüşümlü olarak savcılarımız geldi. Değerlendirmeler yapıyorlar, numuneler alıyorlar, örnekler alıyorlar. Dolayısıyla işin tabii ki de teknik boyutunu bilmiyorum ama kolonlardan ve kirişlerden numuneler alındığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bu işle ilgili işin uzmanları, mimarlar, mühendisler incelemelerini, beton analizini, demir analizini yaptıktan sonra binaların yıkımı nedeniyle hangi ihmallerden kaynaklandığı konusunda tavsiyatlı raporlar elbette ki çıkartacaklardır. Evet, son olarak şunu soracağım, kusura bakma. Oradaki bölgede şu anda
Halen gönüllü vatandaşa ihtiyaç var mı? Mesela gönüllü aşçıya, gönüllü orada işte battaniyeyi uzatacak vesaire vesaire. Orada ihtiyaç nedir şu an? Bu ihtiyaç giderek azalıyor ancak bittiğini söyleyemeyiz. Ancak şunu ifade etmeme müsaade ederseniz, Kızılay ve AFAD'la koordine olmadan gelen ekipler inanın burada insanlara yardımcı olmak yerine daha fazla yük oluyorlar. Çünkü onların kalacağı yerden tutun, efendime söyleyeyim, yiyeceğine içeceğine kadar koordine edilmediği, planlanmadığı için buradaki işi aksatıyorlar. Dolayısıyla evet böyle bir ihtiyaç var ancak bu ihtiyaç gün geçtikçe azalıyor. Ancak yine de bölgeye gelmek isteyen ve buradaki vatandaşlarımıza dokunmak isteyen yardımseverler, hayırseverler AFAD ve Kızılay'la organize olmadan buraya geldiklerinde maalesef yardım etmek yerine işleri daha da yavaşlatıyorlar. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Taha bağlandığınız için. Teşekkürler.